Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz 7 bölümde Sovyetler Birliği'nin kurulmasına kadar getirmiştik. İklim ayaklanmasının başarısıyla artık Sovyet yüzyılı başlamış oldu. Sovyetler Birliği'ndeki iktidar yalnız mı kalacaktı yoksa dünyanın geri kalanına yayılarak yeni bir insan uygarlığının yeni bir evresine mi geçilecekti? Bütün bu soruları cevaplanması bekleniyordu ama evvela Ekim devrimi kendi ülkesinde kurumsallaşması gerekiyordu. Ayaklar üzerinde kalabilecek miydi? Çoklarına göre Ekim devrimi ya da Bolşevikler 3 gün bile dayanamayacaktı. İşte John Reed, Dünya İstasyonu 10 günde bunu çok iyi anlatır. Lenin ve Troçki'den, Petersburg işçilerinden ve de alt rütbeli askerler dışında kimse Bolşeviklerin ayakta kalacağına inanmaz. Hatta Bolşeviklerin sağ kanadı diyebileceğimiz bir kesim bile. Ama olaylar tersini gösterecekti. Ve ilk hamleler Lenin tarafından toplumun önündeki çözülmeyi bekleyen temel devrimci görevlerin birer birer halledilmesiyle başlandı. İşte ulusların kendi kaderini tayin hakkı, işçi kontrolü, onun dışında toprağın dağıtılması, yani köylüye toprak reformunun gerçekleştirilmesi, barış meselesi, yani emperyal savaşın sonlanması meselesi, işte bütün bu temel problemler, işte kadınların ezilmesi meselesi, bütün ezilen halklara kadar bütün toplumsal meseleler bu dönemde sonuca bağlanmaya başlandı. Ama tabii sınıf mücadelesi bitmiş değildi. Bir yanıyla isyanlar yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Diğer taraftan da Bolşevikler kendi saflarını toparlamaları ve Menşeviklerin ve Narodniklerin baskısından da kurtulmaları gerekiyordu. Diğer taraftan kurucu meclis seçimleri gündemdeydi ama kurucu meclis Sovyet meclisine rakip olacaktı. Bütün bunları bu derste işleyeceğiz. Ve artık Sovyet yüzyıl başlamış olacak. Bu dersi gelecek derslerimizde hep beraber inceleyeceğiz. Çıkarılacak çok ders var. Bugünleri etkiliyor. Bugünün problemlerini tabii doğrudan bağlantılı olanlar var. Ve de tabii en başta da Sovyetler neden yenildi meselesini inceleme fırsatı olacağız. Bu soruyu açıklamadan tabii yeniden Sovyet esaslara dayalı sosyalist bir rejimi kurma iddiasında olamayız. Bunu açıklamak o yüzden çok kritik. Önümüzdeki hani uzun dersler boyunca bunları yavaş yavaş teker teker ayrıntılarıyla ele alacağız. Paris Komünü'nde işçi sınıfı bir şehirde iktidarı ele geçirmişti ama nihayetinde 72 gün sonra bu iktidarı Paris'in dışında yani Fransa geneline yayamadığı için aslında gerçek bir işçi rejiminin kurulmasını görememiştik. Tabii ki onun da çıkardığı birçok ders vardı. Yani işçi sınıfı devletinin, yönetiminin nasıl bir rejim olacağına dair birçok kilit işareti Marx o zamanlar çıkarmıştı. Ve o dersleri de yani komün derslerini Lenin'in devlet ve devrimde ileri götürdüğünü biliyoruz. Ve bu dersler şimdi uygulanabilecek miydi? Yeni rejimin temel ilkeleri ne olacaktı? Devlet ve devrimde Lenin bu konu üzerine ayrıntılı tezler geliştirir. Dediğimiz gibi bu tezler aslında Marx'ın komün derslerinden aldığı derslerin ilerletilmesinden oluşmaktadır. Buna göre yeni rejimde ayrıcalıklı elit bir tabakanın oluşmasını engellemek için ilk defa işçi temsilcilerin yani Sovyet temsilcilerinin sıradan işçilerden oluşması, aşağıdan seçilmesi, ücretlerinin ortalama bir işçi ücretinden fazla olmaması, geri çağrılabilir olması ve düzenli seçimle rotasyon ilkesiyle de kalıcı bir tabakanın oluşmasının engellenmesi hedefleniyordu. Tabii ki bu temel rejimin bu demokratik, işçi demokrasisine dayanan, aşağıdan yukarıya örgütlenmiş bir Sovyetler Birliği, Sovyetler iktidarını yansıtan yeni tipli bir rejim olabilmesinin tabii aslında ilk ön koşulda dünya devriminin Rusya'nın imdadına yetişmesiydi. Çünkü Rusya geri kalmış bir ülkeydi. Büyük çoğunluk köylülerden oluşuyordu ve tabii devrimi yapan proleter merkez Rusya'da, Kuzeybatı'da, sanayi bölgelerinde, Urallar bölgesinde ve aşağıda Doğu Ukrayna'da ve Bakü'de petrol sanayisinde merkezileşme ve yoğunlaşma içerisindeydi. Tabii ağır sanayi ve ileri teknolojik üretim yerlerindeki gücüyle proletarya yeni bir gücü, yıkıcı bir gücü ve yeniliği yaratabilecek bir gücü ifade ediyordu. Ama kuşatılmış bir proletaryanın da geri kalmış ve savaş sırasında harap olmuş bir ülkede, Birinci Dünya Savaşı boyunca birçok kaynağını yitirmiş ve harap etmiş bir ülkede tek başına bu öncü gücün ayakta kalabilmesi çok zordu. Ve Lenin tabii ki en başta bunun başından beri biliyordu. Bütün iktidar Sovyetlere derken de kendi partisindeki yoldaşlarını ikna etmek için epey bir çaba sarf etmişti. Özellikle üst düzeydeki partinin lider kadrosundaki yoldaşları ikna etmek için çok uğraşmıştı. Ve buradaki temel söylemi biz tek başına ayakta kalamayacağımızın farkındayız. Başından beri bunu söylüyoruz. Bunun için de Avrupa'daki devrimlere bel bağlıyoruz. Yaşasın Sosyalist Dünya Devrimi sloganı da 2. Sovyetler, tüm Rusya Sovyetler Kongresi'ndeki Lenin'in zaten kapanış sloganıydı. Yani bütün iktidar Sovyetleri sloganı, ayaklanmanın
Zaten artık gerçekleşiyor olması, tüm iktidarın işçi sınıfının eline geçmesi ama bir yanıyla da şiar açıktı. Yaşasın sosyalist dünya devrimi. Mesele tam da buydu. İşçi sınıfı iktidarı kurabilecek miydi? Bolşevikler bu işe öncülük edip başarıyı sağlayabilecekler miydi? İşte çokları, hatta büyük çoğunluk, işte en başta tabii Bolşevik Parti'nin rakip uzlaşmacı küçük burjuva radikalleri ya da demokratları diye adlandırabileceğimiz Menşevikler ve Narodnik Hareketi'nin temsilcileri SRL'ler Bolşeviklerin iktidarı 3 gün bile tutamayacağını söylüyordu. Herkesin bu konuda bir fikri vardı. Hatta Bolşevik Parti'nin sağ kanadı diyebileceğimiz lider kadro içerisindeki Kamenev'in başını çektiği ekip de aynı şeyi söylüyordu. Dolayısıyla Viktor Sergen'in anılarında anlattığı gibi o dönem herhalde Bolşevik Parti'nin iktidarı tutabileceğini ve yeni bir şey örgütleyebileceğine inancı olanlar Lenin ve Troçki dışında partinin tabanındaki radikal işçiler, sanayi işçileri ve de Baltık filosunun Bahriyelileri idi diye anlatır. Durum bundan ibaretti. O yüzden ilk başta tabii partinin Bolşeviklerin kendi içerisinde bir kavga vermesi gerekecekti. Yani hala daha dediğimiz gibi Ekim devrimine karşı çıkan partinin Zinoviev ve Kamenev önderliğindeki bir sağ kanalından bahsetmek mümkün. Onlar doğrudan tabii Menşeviklerin ve Narodniklerin baskısı altındalar. Onlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini, bir tür devrimci demokrasi kurulması gerektiğini ya da sosyalist diğer partilerin iktidara bir şekilde ortak edilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Ama sorun da şuydu ki o diğer sosyalist partilerde iktidara kadetlerinde yani burjuvaların ortak edilmesi gerektiğini. Dolayısıyla sosyalist devrime karşı çıkan bir durumdaydılar. Bu da tabii meseleyi kilitliyordu. Yani Bolşeviklerin sağ kanadının söylediği şeyler doğrudan karşı devrime uzanan bir çizgi ifade ediyordu. Kamenev önderliğindeki grubun parti içerisinde aslında ağır topları vardı. Bunlar Kamenev'in dışında Zinoviev, Volodorski, bunun dışında Milyutin, Rykov, Sokolnikov gibi isimler partinin bir şekilde Menşevikleri ve Narodnikleri de bu işin içine katarak yürümesi gerektiğini savunuyordu. Ama dediğimiz gibi onlar da sürekli meseleyi diğer burjuva unsurları da işin içine katılacak geniş çepeli bir burjuva parlamenter rejim konusunda ısrar ediyordu. Bu noktada parti içerisindeki mücadele yine şiddetlendi. Bu noktada Lenin yine bütün ağırlığını koymak zorunda kaldı. Hatta gerekiyorsa hani bu konuda yani uzlaşmacılarla anlaşmayı reddetmek, onlarla birlikte kurulacak geniş bir koalisyonu vesaireyi partinin bu politikasını benimsemesini önlemek için hem tabanın sürekli baskısını kullanmak zorunda kaldı hem de gerekiyorsa Bahriyelilere gitmekten. Biliyorsunuz Bahriyeliler yani deniz kuvvetleri Bolşeviklerin o zamanki en büyük askeri gücünü oluşturuyorlardı. Ki onların önemli bir kısmı zaten işçi sınıfından gelen unsurlardı ve doğrudan Bolşeviklerin liderliğindeki Ekim devriminin en etkin kanatlarını oluşturuyordu. Yani Lenin bir nevi meseleyi Bolşevik Parti'nin bu kanalını da hani silahlı yeni bir baskıyla tasfiye edebileceği imalarında bulunuyordu. Ve bu çerçevede ancak bu zorlamalarla, Lenin'in bütün iradesini koymasıyla, tabii bu noktada Troçki'nin de sürekli Lenin'in yanında kitlesel kitle lideri olarak, Sovyet lideri olarak sürekli yine bir güç ağırlık merkezi yarattığını, Sverdlov'un da yine parti içerisinde önemli bir etken olduğunu, Lenin'in yanında durarak bu noktada partinin bu pozisyonu kazanması da hiç de kolay olan bir şey değildi. Bunu tabii en önemli etken de yani partideki bu sağ kanadın geriletilmesini yani artık devrimden sonrasında bile sürekli bir geri çekme durumu söz konusu, sürekli bir uzlaşma araçları söz konusu. Bunu da mümkün kılan şey Menşeviklerin ve SR'lerin Bolşeviklerle uzlaşmayı reddetmeleriydi. Yani uzlaşma kapısını aralamak için bizzat şunu söylüyorlardı. Lenin ve Troçki yeni kurulacak olan Sovyet biriminde ya da bir takım yönetim mekanizmalarında olmayacak. Ve iktidarı da geniş bir koalisyon olarak paylaşılacak. Ve yani kurucu meclis, özür dilerim, geçici hükümetin devamından başka bir şey önermiyorlardı. Dolayısıyla bu kadar keskin ve sert bir şekilde yani Bolşevik Parti'nin kendisini inkar etmesine dayanan bir şeyi dayattıkları için dolayısıyla Kamenev'in önderliğindeki partinin sağ kanadı diyebileceğiniz bu kesim zaten zemin yitiriyordu. Ayağındaki taban kayıyordu ve Lenin'in de bu noktada böyle bir karşı tarafın tabii böyle bir hamlesinin olduğunu görmesi tabii Lenin'in elini rahatlatıyordu ve parti içerisinde bu kesim o kadar hani Lenin'i ve Troçki'yi bile dışarıda bırakmayı bile oyladılar. Hani merkez komitesinde ve buna dahi oy veren Bolşevik Parti'den merkez komitede üyeler oldu. Ve bu merkez komitenin yeni oluşan Halk Komiserlik Kurulu'nda
yetkisi olan insanlar. Rykov dediğiniz İçişleri Bakanı, yani Kamenev dediğiniz zaman tüm Sovyetler Kongresi'nin başkanı. Hepsi parti lider kadrosunda ve Lenin ve Trotski'nin dışlandığı yeni bir takım menşeviklerle birlikte oluşacak bir takım organları savunacak durumdalar. Ama neyse ki hem Lenin'in ve Trotski'nin baskısı, tabanın baskısı, Bahriyelilerin baskısı ve menşevik ve SR'lerin de çok uzlaşmaz ve onlar tabii çok güveniyorlar. Bolşevikler 3 gün dayanamaz mantığında oldukları için hani böyle bir fiyaskoya uğramalarını tabii umuyorlar. Ve bu çerçevede, bu şartlar altında Lenin partisinde bir bölünmeyi engelledi. Yani olaylar bir en kritik anda Bolşevikleri bölünmeye doğru sürükleyebilirdi ve bu iç tartışma süreçlerinden de yine Lenin'in galip çıktığını görüyoruz. Evet, gelelim sosyalist inşanın gerçekleştirilmesine. Tabii burada Bolşevik Genelkurmayı yeni hamlelerle yeni düzenin temellerini atmak zorundaydı. Ve bir yandan da kitlelere vaat edilmiş olanlar, yani toplumun önündeki çözülmeyi bekleyen en acil sorunların bizzat devrimci iktidar temelinde çözülmesi gerekiyordu. İşte bu çerçevede bir oturumda Lenin'le Trotski aralarında konuşurlar ve Lenin şuna şikayet eder. Yani bir bakanlık lafı çok burjuva, çok kokuşmuş, çürümüş bir ifade. Yani bu bakanlığın yerini bir şeyler bulalım. İşte komiserlik lafı buradan gerçekleşir, buradan çıkar. Trotski komiseri önerir. Lenin de ne komiser, hani komiserden bol bir şeyimiz yok. Buna işte halk komiserleri önerisini Trotski getirdiğinde Lenin bunu gayet olumlu karşılayacaktır. Ve Sanlarkom, yani halk komiserleri komitesi Sanlarkom'da bu şekilde açığa çıkacak. Ve ilk komiserlikte Lenin bu devlet başkanlığı gibi bir sıfata Trotski'yi önerir. Ama Trotski yani kendisinin bir takım çekinceleri dışında, yani Yahudi kökenli olmasından kaynaklı olarak düşmanlarının hani bunu bir koz olarak değerlendirebileceğini söyler. Bu görevi Almanya'ya yanaşmaz ve Sverdlov şeyi söyler. Yani Dışişleri Halk Komiserliği, yani Avrupa'nın karşısına çıkaracağımız doğru adam Trotski'dir diyerek, yani devrimin yayılması ve sosyalist dünya devrimine gidecek yolda en önemli aygıt olarak Dışişleri Halk Komiserliği durmaktadır ve bu konuda Trotski görev alacaktır. Bu noktada Lenin ve Trotski arasındaki meseleye de girmek lazım. Biliyorsunuz bu ikili uzun yıllar partinin, Risidip'in birleşmesi ya da ayrılması yönünde birbirleriyle çelişkiye düşmüşlerdi ama özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu mesele gündemden kalktığı oranda yavaş yavaş Trotski'nin Lenin'le yaklaşması ve Nisan tezleriyle de partinin sosyalist devrim çizgisine kaymasıyla birlikte artık Trotski'nin Bolşevik Partisi'ne katıldığını görüyoruz. Ve bu saatten sonra bu ikilinin Lenin'in ölümüne kadar her stratejik konuda, tabii ki ayrıntılarda yine farklı düştükleri noktalar olmuştur ama her stratejik konuda birlikte hareket ettiğini ve bir kader ortaklığını kurduğunu görüyoruz. Özellikle Ekim devriminde önemli bir iş bölümü vardı. Ve nihayetinde yeni kurulacak rejimde Lenin'in de en önemli yeteneği, en önemli kitle gücü, azmi, cesareti ve de becerikliliğiyle Trotski'yi sürekli en kritik noktalara getirdiğini göreceğiz. Ve bu çerçevede Dışişleri Halk Komiserliği'nde de en önemli meseleler devrimden sonra Trotski bekliği olacak. Ve bunların tabii başında da Brest-Litovsk Anlaşması gelecek ki birazdan ona gireceğiz. Sanlarkom oluştuktan sonra Lenin tabii yoğun bir mesaiye başlar ve kararnamelerle en kritik meseleleri çözme zorunluluğu ortadadır. Ve bu çerçevede kararnameler birbiri peşi sıra yayınlanır. Tabii en önemli mesele barış meselesiydi. Çünkü emperyalist savaş kitlelerin en çok tabii çektiği, yüz binlerin, milyonların öldüğü bir mezbahaydı. Dolayısıyla buradan çekilme meselesi Ekim devriminin en önemli vaatlerinden birisiydi ki zaten menşeviklerin ve narodniklerin de beceremediği ve bu yüzden de halkın gözünden düştüğü meselelerin başında bu geliyordu. O yüzden bir kararnameyle Bolşeviklerin bu emperyalist savaştan çekildiğini, bütün halklara da işçi sınıfına da böyle bir çağrı yaptı. Yani savaştan bitmesi için kendi hükümetlerine yönelik mücadeleyi artırmaları gerektiğiyle Sovyetlerin artık emperyalist savaştan çekilmesi kararnamesini alıyor. Bu işte dediğimiz mesele, yani demokratik devrim dedikleri şeyin başaramadığını aslında işçi iktidarı altında devrimci bir yönetim başaracaktır. Ve bu çerçevede diğer mesele toprağa ilişkin meseledir. Yani köylüler 1917 yılı boyunca isyan halindeydiler. Binlerce tabii malikane basıldı, soylular kaçtı, kim zaman öldürüldü, aristokratlar tabii artık karşı devrim hazırlıkları içerisindeler ve kırsal yanıyor. Bir durumda işte narodnikler ki biliyorsunuz SR'ler bakanlı oldular, Tarım Bakanı onların lideri Çernov oldu. Halka bunu veremediler. Yani
vaat ettikleri, belki 50-60 yıldır bunun mücadelesini verdikleri şeyi tam da iktidara geldiklerinde yapamaz olduklarını ispatladılar küçük burjuva radikaller olarak ve nihayetinde neden yapamadılar? Çünkü burjuvaziye bağlıydılar, emperyalizme bağlıydılar, onların disiplininden bir türlü ayrılamıyorlardı. İşte Lenin ve Bolşevikler bu noktada toprağı köylüye dağıtarak bu kadim sorunla bir çözüm getirmiş oldular. Bu da çıkarılan en önemli diğer kararnameydi. Burada dikkat çeken unsur tabii toprak dağıtılmasını, toprağın köylüye dağıtılmasını aslında Narodnik planı olmasıydı. Yani Narodnik programında bu yazıyordu. Oysa Bolşevikler yıllarca Narodniklere karşı polemik yapmışlardı. Köylüye toprak dağıtmanın küçük burjuva bir köylülük yaratacağını ve bunun da tabii devrime engel teşkil edeceğini, yani devrimci mücadeleyi sekteye uğratacağını söylüyorlardı. Çünkü küçük burjuva mülkiyetçiliğin köylü arasında yaygınlaşmasına devrimciliğe ve sosyalizme doğru giden yolda bir engel olacağını söylüyorlardı. Ama gelin görün ki tekrar hani burada Bolşevik Parti'nin esnekliğini görüyoruz. Yani kırda milyonlarca köylü ayaklanmışken hani biz siz işte toprak istemeyin ama doğrudan böyle ortak köylülüğe geçelim, ortak toprağa geçelim. Yani ortak komünal bir toprak olsun ki Bolşeviklerin eski programı buydu. Toprağın kolektifleştirilmesi. Yani herkesin toprağı olması. Sosyalist program. Ama gelin görün ki yani köylüler fiili olarak zaten o topraktan işgal etmiş durumdalar. O yüzden de hani siz o saatte onlara gidip de ya bu topraklar sizin olmayacak dediğiniz zaman işçi sınıfının köylülüğün önderi olan pozisyonunu zaten kaybedersiniz ve köylülüğü karşınıza almış olursunuz. İşte bu yüzden yani SR'ler tabii itiraz etmeye başladılar. Şiddetli protestolarla Bolşeviklerin kendi toprak tarım programını çaldıklarını anlatırlar. Lenin de tabii bunun gülünç olduğunu söyler. Yani sizin programınızı çaldık ne demek? Yani siz geldiniz iktidarda Tarım Bakanıydınız ama hiçbir şey yapamadınız. Köylüye toprak da veremediniz. Geldik biz veriyoruz. Köylü bunu istiyorsa biz sağlıyoruz. Yani bu çok önemli bir konuydu. Çünkü işçi sınıfının köylülüğün desteğini kazanması. Yani Sovyetlerin köylülerden de destek alması çok kritik olacak. Bu kritik noktada toprağın tabii köylüye dağıtanların Bolşevikler olması çok önemli. Burada enteresan bir şeyden de bahsetmek lazım. Tabii köylüler hep şunu bilecek ve hatırlayacak. İç savaş olacak, bir sürü isyan gerçekleşecek. Ve burada köylüler şunu hep hatırlayacak. Bize toprak dağıtanlar kimdi? Bolşeviklerdi. İşte Lenin, Trotski isimleri biliyorlar. Ama sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi ismini alacak. Yani Bolşevikler isim değişikliği yapacak. Rezidip ismini, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi ismini 1918'de artık tarih sahnesine bırakmanın gerektiği olduğunu söyleyecekler. Çünkü Sosyal Demokrat ismi Almanya'daki reformist ve uzlaşmacıların, revizyonistlerin yüzünden artık kirli bir isimdir. Biz artık kendimizi komünist ismiyle anlatacağız. Rusya Komünist Partisi. Ve bu çerçevede tabii bir süre sonra iç savaş başladığında Kızıl Ordu köylülerden bir takım zor alımları yapacak. Atlarını alacak, buğdaylarını alacak ya da zorunlu askerlik uygulaması başlattığında birçok köylü şunu diyecek. Bolşevikler iyiydi, bu komünistler kötü diye düşünmeye başlayacak. Çünkü onların sınıfsal dünyasının tabii gerçekliğini işaret ediyor. Köylere toprak dağıtılması yani tarım sorununun bu şekilde çözümlenmesi tabii devrim için önemli bir başarı ya da bir hamle. Ama bir yanıyla tabii itirazlar da var. Eski sol radikaller yani mesela Rosa Luxemburg buna şiddetle eleştirecek. Yani bir yanıyla Rosa Luxemburg tabii Ekim devrimine selamlarken diğer yandan da tabii bağımsız ve güçlü bir teorik karakter olarak da eleştirilerini peşi sıra sürdürmeye devam edecek. İşte bu eleştirilerden birisi de bu küçük burjuva köylülük yaratılması, toprakların kamulaştırılması ve kolektifleştirilmesi yerine küçük köylüye dağıtılması programının devrimi önüne bir takım engeller çıkaracağını, bu büyük sorunun çözülemeyeceğini ve bunun da ileride sosyalizme geçişi çok zorlayacağını, işte küçük burjuvaya teslim olduğunu falan şeklinde eleştiriler getirecektir Rosa Luxemburg. Ama Rosa Luxemburg'un göremediği şey belki o işin hani sıcağı sıcağına, kanla, canla başla savunulan devrim sırasında milyonlarca, on milyonlarca köylünün böyle bir şey zaten fiilen elde ediyor oluşudur. Buraya karşı çıkmanın, bu toprakları tekrar müsaadele altına alıp devletin, yeni kurulan işçi devletinin oralarda kendi bu topraklar kamusal olduğu demesinin zaten pratikte de bir anlamı yoktu. Bir de devrimi tabii zayıflatıp devrimin toplumsal tabanının çökmesine de sebep olacak bir hamle olurdu. Yani o yüzden de onun zarureti sebebiyle Bolşevikler bu tarım programlarını değiştirdiler. Hatta Bolşevikler biliyorsunuz sürekli kendi aralarında
tartışmalara girer. En kritik konularda, en kritik zamanlarda haftalarca, aylarca süren tartışmalar yürütebilirler ki bunu bu derste de göreceğiz. Ama gel gelelim mesela bu tarım sorunun değişmesi meselesi, Bolşeviklerin tarım programını değiştirmesi meselesi mesela o kadar büyük parti içerisinde çalkantı yaratan ve tartışılan da bir konu olmadı. Belki de Rosa Luxemburg dediğimiz gibi yani Rusya toplumunun o andaki halini de pek süzemedi diyebiliriz. Yeni rejimin alması gereken kararlardan birisi de ezilen uluslarla ilgili olanıydı. Çarlık Rusyası halklar hapishanesiydi ve çok sayıda halk Çarlık Rusyası altında eziliyordu. İşte Ekim Devrimi önünde böyle bir sorun da vardı. Yani ezilen ulusların kendi kaderini tayin hakkını ya da onların kendi kültürlerini ve dillerini özgürce geliştirme olanaklarının onlara sunulması halkların tam eşitliği ve özgürlüğü meselesiydi. Bu tabi slogan olmaktan çıkması gerekiyordu. Yine Menşeviklerin, Naromniklerin dediğimiz gibi Rus şovenistleriyle, milliyetçileriyle kol kola girdiğini ve bu konuda asla ve asla bir çözüm getiremeyecekleri ortadaydı. Yarım yamalak solculuklarıyla, yarım yamalak sosyalist programlarıyla, tabii uzlaşma çabalarıyla, onlarla ortalığı bulma çabalarıyla böyle kadim bir soruna, yani ezilen ulusların meselesi tabii çok önemli bir sorundur. Yönetici sınıfı asla ve asla böyle konularda geri adım atmak istemezler. İşte bu çerçevede tamamen iktidarsızlardı. Başka konularda olduğu gibi bu küçük burjuva radikallerinin ve de demokratlarının bu konuda iktidarsız olduğunu görüyoruz. İşte yeni rejim bir kararname ile ezilen ulusların kendi kaderini tayin hakkını tanıyacağını ilan etti. Polonya çok mesela önemli bir konuydu. Finlandiya çok önemli bir konuydu. Ve daha sonra zaten Polonya ve Finlandiya'nın da daha çok da kendi aralarından temsilcileri olan burjuvalar eşliğinde Sovyetler Birliği'nden ayrılmayı ve kendi burjuva devletlerini kurma yönünde bir irade koyacaklarını ve bu konuda da gelen işte Polonya halkını temsilen gelen işte bir takım işte soyluların, Finlandiya'da işte devrimi katletmiş soyluların hani belli bir anlaşmayla Sovyetlerin karşısına gelmiş olması bu konuda tabii Leninlerin için acısa da bu konuda daha fazla hamle yapılmayacaktır. Tabii Polonya konusu iç savaş sırasında bir daha karşımıza gelecek. Onu o zaman da işleteceğiz. Ama ezilen halklar meselesi tabii oradaki emekçilerin de yani bu ezilen ulus burjuvalarıyla ya da yüksek sınıflarıyla aydın orta sınıf entelektüelleri çatışma içine girmesine beraberinde getirecek. Yani Ukrayna'da mesela güçlü bir rada kurulacak. Bugün de hala devam eden belki Doğu Ukrayna, Batı Ukrayna çelişkisini ta o zamanlarda görüyoruz. Yani Batı Ukrayna'nın tabii her zaman böyle milliyetçiliğin, Ukrayna milliyetçiliğin yatağı olduğunu ve onların Sovyetler Birliği'ne katılmaktansa daha çok kendi milliyetçi burjuva rejimlerini kurmaya yatkın olduklarını ve bunun da Ukrayna genelinde tabii bir takım iç savaşları beraberinde getireceğini görüyoruz. İşte Baltık ülkelerinde ya da bunun karşımızda örneğin Taşnak meselesinde Ermeni milliyetçiliğinde ya da Azerilerin musavatında Azeri milliyetçiliğinde sürekli karşımıza çıkacak. Yine bu noktada ilerleyen derslerde bunlara daha ayrıntılı gireceğiz. İşte Tatar Orta Asya milliyetçiliğinde işte Sultan Galip karakterini işleyeceğiz. Sürekli bir iç savaş oldu. Buralarda bir yanlıyla Sovyet yanlıları, bir yanıyla da kendi burjuva hükümetlerini kurmak isteyen milliyetçiler olarak bu toplumlarında bölüneceğini ve Sovyetlerin de yani merkezi sosyalist iktidarında bu müdahalelere kimi zaman tabii devrimciler lehine müdahale etmekten de çekinmeyeceğini göreceğiz. Bunun dışında tabii bunlar demokratik görevlerdi ama tam da sürekli devrim programında yazdığı gibi bu demokratik görevler aynı zamanda sosyalist tedbirlerle beraber gidecekti. İşte bu noktada üretimde işçi kontrolü, sanayide ve iş yerlerinde işçi kontrolünün sağlanması. İşte bu da aslında hem Sovyetlerin hem işçi komitelerinin, fabrika komitelerinin artık fabrikaların üretimin gidişatını ellerine almaları, bunu denetlemeleri, burada alınan kararların tabii onlarca alınmış olması çok önemli. Doğrudan doğruya mesela birçok işletmeyi direkt biz aldık hani denmedi ama işçi kontrolü altında bunların sahiplerinin artık yetkilerinin ve otoritelerinin sınırlandığı, işçilerin gidişatı ve süreci belirlediği bir dönem kuruldu. Onun dışında tabii eski devlet aygıtı, Çarlık devlet aygıtı ya da Burjuva devlet aygıtı, geçici hükümetin artık tabii tasfiye edildiği bir ortamda adli meselelerde yani yargı da baştan aşağı yeniden kurulması gerekiyor. Dolayısıyla eski hakimler, savcılar bunlar tabii burjuva hukukunun ya da ezenlerin hukukunun temsilcileriydiler ama Ekim Devrimi bunları da kaldırıp bir kenara attı. Bunun yerine yeni çıkarılan kararname ile aşağıdan seçilen işçilerin, emekçilerin seçtiği hakimlerce yargının tabii yeniden şekillendirilmesi karar alındı. Tabii eski
Hukuk kuralları tabii birden sıfırdan aşağı, yani sıfırdan başlayarak her şeyin yeniden kanunlaştırılması o keşmekeşte zordu ama doğrudan emekçilerin çıkarlarıyla çelişen, sosyalist değerlerle çelişen kanunların yok sayılacağı, geçersiz sayılacağı şeklinde tabii kararnamelerde alındı. Bunun dışında kadın erkek ilişkilerinde tabii hem kadınları koruyan ki bu konuda örneğin işte kolektif yemekhaneler, kreşler, bulaşıkhaneler yani kadınları geride bırakan ev işi emeğinin toplumsallaştırılması yani bunun maliyetinin de yeni kurulan işçi devletince, rejimince üstlenilmesi burada karara yani ilk işçi devletin ilk icraatlarından birisi oldu. Yine eşcinselliğin yasa dışı ilan edilmesi eskiden yasak ve de dışlanan, kovuşturulan bir şeydi. Bunun artık engellenmesi ki düşünün hala daha en gelişmiş burjuva demokrasilerinde bile eşcinsellerin hakları tartışılıyorken 1917 gibi erken bir tarih. Yani bu konuların çok tabu ötesi konular olduğu zamanda bile ne kadar ileri kararlar alanında gözüküyor. Onun için tabii gayrimeşru çocuk ayrımının kaldırılması, boşanmaların tabii tek taraflı olabilmesi, yani eşlerden birisinin istemesi durumunda boşanmaların tabii gerçekleşmesi gibi meseleler Ekim devriminin önünde koyduğu, ilk aldığı kararlardan birisiydi. Tabii kilisenin devletten ayrılması, bu dini kurumlara paraların, işte yardımların yapılmaması, artık cemaatin kendisinin bunları çevirebilmesi, herkesin tabii inanç özgürlüğü ve tabii inançsızlık özgürlüğünün garanti altına alınması da yine ilk kararnamelerden biriydi. Tabii bunun dışında Lenin bu dönemde çok detaylı şeylerle bile uğraşıyordu. Yani sürekli yazışıyordu. O Smolny Enstitüsü dediğimiz o binada çoğu kez bir daktilo bile yok ya da daktilograf bile olmadığı bir ortamda. Çoğu kararnamenin elle yazıldığı bir ortamda. İşte Lenin örneğin uzakta bir vilayetteki işte haksız bir el koyma olayını bile irdelediğini görüyoruz. İşte falanca bir kişi o kişinin elindeki bir tane atla çok az miktardaki bir şeyi sözüm ona devrimcilik adına birileri kamulaştırmış diye onun elinden almışlar mesela. O da şikayet etmiş Sovyetlere demiş ki bu böyle böyle benim elinden aldılar. Ben zaten öyle burjuva bir adam değilim ama bu çok haksızlık gibilerine şikayet olduğunda Lenin ona bile cevap yazdığını, o kişilere böyle bir şey olayı sorduğunu, bunun doğru mu olduğunu, öyle bir şey varsa anında geri iade edilmesi gerektiğine kadar Lenin yani 100 milyonlu, 160 milyonluk bir ülkedeki bir meseleye bile zaman ayırmayı kendisinde görebiliyor. Tabii bu günlerce süren uykusuzluklar, yoğun çalışmaları da buna eklememiz lazım. John Reed'in Dünyayı Sarsan 10 Günde söylediği gibi Bolşevikler iktidarı ellerinde tutabilecekler miydi? Burada tabii büyük çoğunluk, çok büyük çoğunluk hatta Bolşeviklerin sağ kanadı bile Bolşeviklerin iktidarı ellerinde fazla uzun süre tutamayacaklarına inanıyordu. İşte John Reed'in ifadesiyle buna ters düşen herhalde bu böyle Bolşeviklerin bu işi başarabileceğine inananlar Lenin, Troçki, İşte Petersburg işçileri ve de rütbesiz askerlerdi. Ekim devriminin gerçekleşmesiyle birlikte, yani Petersburg'daki başarılı ayaklanmayla birlikte birdenbire her şey güllük gülistanlık olmadı. Sınıf savaşının da bitmedi. Sadece artık iktidar işçi sınıfın elindeydi ama eski mülk sahipleri, küçük burjuvazi, yüksek sınıflar, emperyalistler hala tabii ki işin içindeydiler de sınıf savaşı mı sürecekti. Yani anarşistlerin fantazilerinin aksine devrimin ertesi günü bütün her şey çözülmüş. Dolayısıyla artık devlet yok, artık din yok, artık ay böyle bir şey yok tabii ki. Aksine hani bu savaşın sürdürülmesi için merkezli bir aygıta ihtiyaç var. İşte bu işçi devleti. Bunun ne kadar önemli olduğunu zaten hani tartışmaya bile gerek yok. İlerleyen dizimizin ilerleyen bölümlerinde zaten bu kadar hayati meselelerin nasıl böyle bir merkezi ve güçlü bir aygıt, işçi devleti aygıtı tarafından çözümlenebileceğini göreceğiz. En başta tabii Petersburg'da dedik ya ayaklanma çok kolay oldu. Yani birkaç kişinin ölümüyle sonuçlandı. Hatta Kışlık Saray'ın şarap mahzeninde tabii çok büyük çaplı şaraplar işte kutlama amacıyla oradaki işçiler ve askerler tarafından dağıtıldı ve birkaç gün böyle artık millet sarhoş gezmeye başlayınca sokaklarda en son Bolşevik Partisi Merkez Komitesi karar alarak bu mahzen tabii çok büyük bir mahzen olduğu için bunu dinamitleyerek havaya uçurma kararı alınır ve nihayetinde orada tanıklıklar şunu anlatar böyle gürül gürül akan şarap dereleri etrafta görülmektedir. Bu da bir anekdot olsun. Ama tabii işler mesela Moskova'da öyle kolay olmadı. Moskova tam 8 gün süren sokak savaşlarıyla ancak alınabildi. Moskova tabii Sovyetler Birliği'nde direnişin olduğu,
en önemli kentti. Yani diğer yerlerde pek direnemediler. Moskova'da direnmelerinin sebebi tabii birkaç sebebi var. Bununla biraz geçen derste değinmiştik. Birincisi buradaki sanayinin daha küçük ölçekli sanayilerden oluşmasıydı. İkincisi Petersburg'da denizcilerin rolü çok güçlüydü. Yani Baltık Filosu'nun, işte Kronstadt'ın, Viborg Mahallesi gibi büyük sanayi tesislerinin etkisi çok büyüktü. Ama Moskova'ya geldiğimizde Moskova'da ne böyle bir denizci gücü vardı, devrimli denizciler, ne tabii böyle Viborg semti gibi ağır sanayinin merkezi olan, kaybı olan bir bölge mevcuttu. Tabii işçi çok da ama daha küçük ölçekli sanayilerde işçi sınıfının atılganlığı tabii Petersburg'daki gibi değildi. Onun dışında tabii Bolşevik Parti'nin lider kadrosunun da Petersburg'da olması ve Moskova'yı biraz daha geriletiyordu. Nihayetinde kanlı çatışmalardan sonra Moskova alınabildi. Ama onun dışındaki yerlerde burjuvazi direnemedi. Yani birçok önemli kent, ana merkez sanayi bölgeleri olsun, Urallar olsun, buralar çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Tabii Moskova'nın düşmesinin ardından diğer ana şehirlerin de böyle rahat el değiştirmesi ilk başta tabii aldatıcıydı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü karşı devrim artık silahlarını kuşanmaya başlamıştı. Daha birkaç gün içerisinde Kerenski'nin emriyle General Krasnov Finlandiya üzerinden bir orduyla başkenti basmaya çalıştı. Ve başkentin 15-20 kilometre yakınına kadar ele geçirdikten sonra tabii Bahriyelilerin karşı taarruzuyla darmadağın oldular ve en sonunda tabii sıkıştırdıkları yerlerde teslim alındılar. İşte burada kritik bir kavrama geliyoruz. General Krasnov'u düşünün, bir general, böyle katliam yapmaya gelmiş bir general, devrimi boğmak üzere gelmiş bir general ve yeni işçi iktidarı Krasnov'a devrime karşı bir daha silah sıkmayacağına dair söz vermesi durumunda kendisini salacağını söyler ve sadece Krasnov değil, yanındakiler, işte ne kadar kasap varsa, Viktor Sergin'in tabiri, ne kadar kasap varsa bunları Bolşevikler olağanüstü bir saflıkla ve olağanüstü bir yüce gönüllülükle serbest bıraktılar ve bunlar da tabii doğrudan Don bölgesine, Karadeniz'in kuzeyine, Sibirya bölgelerine, kuzeye, her yere yerleşerek buradan karşı devrimci ordular, yani beyaz orduları kurmaya başladı. İşte burada Beyaz Ordu, Kızıl Ordu meselesine gireceğiz. Beyaz tabi burjuvaziyi ifade eden bir renk, kızıl tabi işçi sınıfını ifade eden bir renk. Ve yani devrim bu ilk zamanlarını olağanüstü, yani karşı devrimcilerin ya da işte antikomünistlerin anlattığı gibi sanki devrimciler başından beri kanat solmuş yaratıklarda falan değil. Ama göreceğimiz gibi asıl terör, yani beyaz terör şiddeti başlatacaktır. Yani Bolşevikler bu adamları bir söz karşılığı hapse bile atmıyorken karşılığında beyaz terör hızlı bir şekilde devreye girecek. Tabi burada Narodniklerin eskiden Çar'a karşı yaptığı suikast eylemlerini Bolşeviklere karşı artık düzenlediğini göreceğiz. Uruski'yi öldürdüler, Lenin'i başından vurdular, Volodorski'yi vurdular ve bunun neticesinde artık kızıl terörde, yani karşı terörde devreye girecektir. Yani nasıl Fransız devriminde kızıl terör beyaz teröre karşı, yani yabancı müdahalesine, emperyalist müdahalede Rusya'da gelecek ama o zaman da ne zaman karşı devrimciler, Dükler yabancı müdahalesini, İngiltere müdahalesini, işte Prusya müdahalesini, Fransa işgal etmelerini istemiş, ne kadar sabotaj yapmış, ne kadar suikast yapmış, bundan sonra kızıl terör başladıysa aynı şekilde Sovyetler Birliği'nde de kızıl terör hareketi beyaz teröre engellemek adına başlanmıştı. İşte burada Çeka'nın kurulduğunu görüyoruz. ÇK, sabotajla ve karşı devrimle mücadele komisyonu. Çünkü o dönemde hızlı bir sabotajlar da artık gerçekleşiyor. Demir yollarında sabotajlar var, işte fabrikalara sabotajlar var, suikastlar gerçekleşiyor. Eski zamanın solcu kahramanları, Narodniklerin dediğim gibi artık Lenin'i vurduğunu göreceğiz. Ve bu çerçevede işte şiddetli bir şekilde cevap verilmesi söz konusu olacak. İlk başta tabii Lenin ve Trotski'nin olmadığı bir Bolşevik Parti Merkez Komitesi oturumunda idam cezası da kaldırılıyor. Ve bu tabii Lenin bunu görünce tabii sinirlenecek. Yani idam cezası olmadan yani devrim mi yapılır diyecek yani. Ve bu tabii ters gelecek bir şey yok. Çünkü şöyle diyor, yani böyle bir devrim iç savaş şartlarında hapis cezası kimseyi korkutmaz. Kimseyi caydırmaz. Ve bu çerçevede bu cezayı da uygulamak gerekiyordular. Zaten ilk 6 ay boyunca, yani 1918'in yazına kadar olan dönemde zaten toplamda 22 kişi, ki bunların çoğu da adli mahkumlar, idam edildiğini görüyoruz. Ama artık Lenin'in de başına vurulmasıyla bir Narodnik tarafından
suikaste uğraması, Uruski'nin öldürülmesini müteakip ki aynı gün Troçki de vurulmak isteniyor ama kurşunlar Troçki'yi isabet etmiyor, Troçki şanslı çıkıyor ve buna müteakip bir kızıl terör başlatılıyor ve cezaevindeki bu karşı devrimci güçlerden 500 kişinin orada idam edildiğini görüyoruz. Ve 1918'in geri kalanında da 6000 civarında karşı devrimci Çeka tarafından infaz edildi. Bunun dışında da iç savaşın yıllarında 1922'ye kadar da on binlerce kişiden bahsedeceğimiz karşı devrimciler bu dönemde öldürüldüler. Diğer taraftan tabi bu beyaz terörün karşısında bunlar tabi çok küçük kalan rakamlar. Yani ilk bakıldığında vay be işte ne dehşet yapmışlar diye geçebilir ama mesela sadece Finlandiya'da ki o zamanlar Çarlık Rusyası'nın bir parçası ve devrimci hareketi önemli yerlerinden birisi Finlandiya'da. Finlandiya tabi Çarlık'ın Ekim devriminin ardından bir bağımsızlık gibi bir durumu söz konusu. Finlandiyalı burjuvalar sadece 1918'in bir ayında yani devrimci durumun yaşandığı bir ayda 20 bin tane devrimci işçiyi ve devrimci militanı katledecekler. Yani dolayısıyla beyaz terörün işte köyleri boğazladığını yani Kızıl Ordu'ya destek veren ya da topraklara el koymuş toprağa dağıtılmış yerlerde inanılmaz bir sivil katliam yaptığını biliyoruz. O yüzden hani burjuvazinin anlatımı yani Bolşevikleri kan uslamış militanlar olarak anlatımı inanılmaz derecede büyük bir çarpıtmadır. Ve tabi bu süreçte Stalinist terörle de bunu ayrıştırmak lazım. Yani daha sonraki Stalinist terörle Kızıl Terör arasında ciddi bir fark var. Çünkü Stalinist terör Bolşeviklere, köylülere, ezilen halklara yönelilmiş bir terördür esasında. Ama Bolşeviklerin yönettiği, iç savaş sırasında yönettiği Kızıl Terör ise sınıf düşmanlarına, egemen sınıflara, işte silahlı eli, işte halka kurşun sıkan insanlara yönetilmiş bir terördür. Dolayısıyla arada büyük bir uçurum var. Örneğin Putin'in devlet Rus devlet televizyonuna aslında Ekim devrimini kötülemek için çektirdiği ve bir Yahudi düşmanlığından ibaret olan Troçki adlı dizisinde Kızıl Ordu'yu ve Bolşevikleri kana sulamış insanlar, işte köylüleri, sebepsizleri, zevkini öldüren manyak psikopatlar gibi çizmeye çalışmış. Ama aslında biliyoruz ki beyaz terör Kızıl Terör'e göre çok daha şiddetliydi ve çok daha ayrımsızdı, çok daha vahşiydi. Köylülere tabii büyük bir kıyım gerçekleştiriyordu. Kızıl Terör ise aslında buna bir cevap olarak, bir nefsi müdafaa olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ulusların kendi kaderinin tayin hakkıyla ilgili bir konu da aslında modern zamanlarda karşımıza çıktı. Putin, Lenin'in doğum gününde bir toplantıda yaptığı konuşmada Lenin'e eleştiriler getirmiştir. Ve tabii bu sürpriz çünkü bir övücü bir etkinlikte Lenin'i böyle kafadan sert bir şekilde eleştirme durumuna girmiştir. Ve bunun sebeplerinden birisi Rusların kendi kaderini tayin hakkıyla alakalıydı. Buna self determinasyon yaparak, self determinasyon ilkesini kabul ederek Rusların altına dinamit yerleştirmişti. Lenin diye saldırmıştı Putin. Ve ikinci noktası da tabii dünya devrimi fikriydi. Buna da Rusya'ya yapılmış büyük bir kötülük olduğunu tabii milliyetçi bakış açısıyla ortaya koymuştu. Bu anlamıyla tabii Putin'in daha çok çarlık geleneğini sürdürdüğünü ama Stalin'in tabii büyük bir Rus milliyetçisi olarak da o geleneğine sahip çıktığını görüyoruz. Ama Lenin'i işte gerçek bakışı bir budur. Yani Rusya'yı dinamitleyen adam olarak Lenin'i anlatmaktadır. Bu anlamıyla tabii sınıf savaşının bir merhalesi de tabii eski devlet aygıtının parçalarının uyguladığı genel grevdi. Burada işte Kerenski, işte Narodnikler ve Menşeviklerin çağrısıyla genel grev yani. Ve bu genel grev kamuda çalışan o zamanki devlet memurları. Tabii devlet memuru demek bu zamanki gibi devlet memurlarını işçi sınıfının bir parçası gibi görmemek lazım. O zamanki devlet memurlarının daha çok devletin bir parçası, bürokratik bir katman olarak görmek lazım. Ama nereden bakarsanız bunların da etkili olduğunu görüyoruz. Orta sınıf bir içerikteler. İşte öğretmenleri burada değerlendirebiliriz. Mesela bunların grevlerini işte tarımda, İAŞ'de, demir yollarında birçok kritik noktada devlet memurlarının grevinin Sovyetlere karşı daha doğrusu Bolşevik iktidara karşı yönlendirildiğini biliyoruz. Ve bu çerçevede de temel talep şuydu. İktidara tek başınıza ele alamazsınız. İktidara Menşevikleri ve Narodnikleri de alacaksınız. Tamam işte mesele yine dönüp ulaşıp oraya geliyordu. Yani iktidarı paylaşalım, iktidarı paylaşalım ama bunlar da iktidarı burjuvaziye vermek istiyor. Yani böyle bir durum var. İşte bu çerçevede özellikle demiryolu sendikasının önemli bir rolü vardı. Çünkü Viksel adı altında daha çok Menşeviklerin ve SRD'lerin kontrolündeki bir sendika bürokrasisi yönetiyordu bu sendikayı. Ve daha radikal olan tabandaki işçilere dayanan en alt hani demiryolu hiyerarşisindeki en alt işçilere dayananlar Bolşevikleri destekleyenler ayrılıp başka bir sendika kurmuşlardı. Ama Viksel'in ana demir yollarındaki yönetici konumu
sarsılmamıştı. İşte bu çerçevede demir yollarını kilitleyecekler ve bu da tabii bütün ulaştırma hatlarının sabote edilmesi anlamına gelecek. Bu da sistemi, ekonomik hayatı felç edecek bir gücü sahip demir yolları. O yüzden de bu görevi çözmek de yine Troçki'ye düşecek. Bu karmaşık sorunu hem tabandaki işçilerin baskısıyla hem de bu karmaşık örgütlenme, yani demir yollarının hani bir kör düğüm olması durumunda bunu çözmek ciddi bir örgütlenme gücü de istiyordu. Karmaşık bir sorunu halledebilmek. Troçki'nin de bunu kırdığını görüyoruz. Ama tam 78 gün boyunca burada devlet görevlilerinin, kamu görevlilerinin, eski devlet aygıtının bu işi sabote ettiğini biliyoruz. Mesela Dışişleri Halk Komiseri olarak Troçki gider bakanlık, eski bakanlık binasına ve tabii hiçbir konuda eski o bürokratlar, teknik eleman hiçbirisi yardımcı olmak istemez. Ve devlet sırlarını açıklamak istiyordur Troçki. Yani emperyalist anlaşmalarla halkların birbirini nasıl boğazlatıldığını, hangi halka ihanetlerin yapıldığını, Çarlık Rusyası'nın hangi pisliklere imza attığını kamuoyuna duyurmak isteyecektir. Zaten devrimin taleplerinden birisi de bu gizli anlaşmaların açığa kavuşturulmasıdır. İşte Troçki gittiğinde burada bu anlaşmaları bulamaz, ona işte yardımcı olunmaz. Aksine her türlü sabote girişimleri olur ama en sonunda her durumda olduğu gibi mesela Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndaki bu teknik ve yüksek kadrolar bunun iletişimi kesmeye çalıştıklarında Bahreyliler devreye girer. Bahreyliler de işte kendi telsiz şeyleriyle bütün Rusya'yla haberleşmeyi yine Bahreyliler sağlar. Yine dışişlerinde bürokratlar Troçki'yi engellemeye çalıştıklarında yine Bahreyliler gelir ve paşa paşa tabii o devlet sırlarına eski burjuva ve emperyalist anlaşmaları da dünya kamuoyuna ve emekçilerin işçi sınıfına Troçki ilan eder. Bütün bunlar tabii devrimin en görkemli işlerinden birisi olacaktır. Ekim devrimine giden olaylar sırasında bütün sol fraksiyonlar baskı altında kalmış. Nasıl Bolşeviklerin küçük burjuvaziye yaklaşan bir sağ kanadı varsa diğer partilerden de sola doğru ayrışmalar yaşanan işte nasıl Menşevikler, Martov etrafında Enternasyonist Menşevikler olmuştu ama yine de Menşeviklerden kopmamıştı. Uzlaşmacılığını sürdürüyordu. Ama Narodniklerden, SR'lerden daha ciddi bir kopuş gerçekleşti. Bu da sol SR'ler diye yeni bir partinin oluşmasını beraberinde getirecek. Bunların liderleri Spiridonova adlı bir ünlü kadın eylemci. Tipik bir Narodnik militan olarak silahla eylemden ötürü Sibirya'da uzun yıllar geçirmiş. Ağır işkencelere ve tecavüzlere uğramış ve sanki böyle devrimcilerin acı çekişinin ve bedellerinin sembolleşmiş, ismi cisimleşmiş, kişileşmiş, ete kemiğe bürünmüş ismi olarak Spiridonova önemli bir isim. Sürgünden döner Şubat devriminden sonra. Ama kendi yoldaşlarıyla çelişki halindedir. Çünkü onlar emperyalizmle birlikte çalışmaktadır, burjuvazi ile işbirliği yapmaktadır, Birinci Dünya Savaşı'nı sürdürmek istemektedirler ve hiçbir temel soruna da bir çare olmamaktadırlar. İşte bu noktada Spiridonova kendi grubuyla yavaş yavaş ayrışmaya doğru giderler ve en sonunda Ekim devrimine de sol SR'ler bizzat katılırlar. Yani Bolşeviklerin örgütlediği bu ihtilalin bir parçası olurlar ve bu da tabii giderek sol SR'lerle asıl SR örgütü arasındaki kopuşmaya doğru gitmektedir. Nitekim 2. Sovyet, tüm Rusya Sovyet Kongresi ki Ekim ayaklanmasının resmi olarak dayandığı bir legal oluşumla oluşturdu. Ve burada tabii terk edecekler ve Menşevikler ve SR'ler ama sol SR'ler gitmeyecek. İşte bu noktada SR'ler bir ultimatum yayınlayacak. Bolşeviklerle çalışmayı sürdürenler bizden artık ihraç edilecektir diye ve dolayısıyla sol SR'lerin ayrı bir parti olarak örgütlenmesi söz konusu olacak. İşte olayların gidişatında ilk başta SR'ler hükümette yer almayı kabul etmeseler de ilerleyen aylarda ilk işte bu Savnarkom'a yani Halk Komiserleri Kurulu'na onlar da yani bir nevi bakanlık olarak hükümete ilk işçi iktidarına katılacaklar. Yani aslında bir çeşit koalisyon oluşuyor. Bu da aslında yani devrimden yana, işçi iktidarından ve proletarya diktatörlüğünden yana olanların bir hükümette olabileceğinin bize önemli bir göstergesi. Yani bir tek parti rejimi olarak Sovyetler düşünülmedi. Bolşevikler de bunu böyle düşünmediler. Sol SR'ler de zaten hükümete katılarak devrimden yana olan sol grupların birlikte hareket edebileceğini gösterdiler. Tabii bu çok uzun ömürlü olmadı. Bu uzun ömürlü olmayışın temel nedeni tabii Brest-Litovsk Anlaşması bir dönüm noktasıydı. Buna çok şiddetli karşı koyuyorlar ve hani bu karşı koyma artık yani yine eski gelenekler itibariyle işte suikast düzenlemek, işte bir isyan çıkarmak, Sovyetlerde işte Bolşevikleri yıkmaya kendi sınırlı güçle teşebbüs etmek gibi hamlelerden oluşuyor. Daha sonra tabii bu da Sovyetlerde ilk bir çeşit koalisyonun bozulmasını tabii kaçınılmaz hale getirecektir.
Burada önemli bir Bolşeviklerin önemli bir sorunu daha var. O da geçici hükümet talebinin karşılanması konusundaki yükselen sesler. Çünkü Bolşevikler ta 1905 devriminde bir geçici hükümet önermişlerdi. Yani işte daha birazcık da bir geçiş talebi olarak halkın kendi demokratik iradesini yansıtacağı, tabii oylarla yansıtacağı bir meclis olacaktı. Ve bu da tabii emekçilerden yoğunluklu olarak oluşacak bir hükümet olacak, bir meclis olacaktı. Ve bu talep sürekli gündeme getirildi. Hatta Bolşeviklerin üç tane ana söylemini, ana sloganının birincisiydi. Yani geçici hükümet, ikincisi 8 saat iş günü, üçüncüsü de toprağın kolektifleştirilmesi. Böyle bir talep vardı. Ama dedik ya, toprağın kolektifleştirilmesi sloganı daha sonra değiştirecek. Onun yerine toprak köylüye dağıtılacaktı. Kurucu meclis meselesi 1917'de, yani Şubat devriminden sonra Bolşevikler bunu sıkça dillendirdiler. Çünkü aslında bu diğer partilerin de kurucu meclis söylemi varken ama bunu yine uygulayamıyorlardı. Yani bir demokratik program olarak geçici hükümet kurucu meclisi uygulayamıyordu. Ve bu yüzden Bolşevikler Sovyet tüm iktidar Sovyetlere derken bir yandan da kurucu meclis çağrısı yapmaya devam etti. Bu sesler yükseldi. Nasıl olsa karşı taraf yapamıyordu. Dolayısıyla kurucu meclis sloganı tüm iktidar Sovyetlere sloganını el ele yürüdü. Sonra derken tüm iktidar Sovyetlere sloganı gerçekleşti Ekim devrimiyle. Ama şimdi kurucu meclis tamam, o zaman kurucu meclis yapalım demeye başladı bu sefer diğer taraf. Ve Bolşevikler içerisinde de bunu dillendiren yine o sağ kanat başta olmak üzere, evet kurucu meclis yapalım. Ve bu da yıllardır tabii söylene gelen bir şey olduğu için Lenin buna itiraz etti. Yani böyle bir şeyin, yani tehlikenin farkındaydı. Çünkü iki tane iktidar organı yaratıyorsunuz. Yani ikili iktidarı yeniden getirmeye benziyor bu. Yani bir tarafta Sovyet temsilcileri hükümeti var ve bir tarafta da geçici hükümet var. Bunlar birbirlerine rakip mi olacak? Farklı şeyler söyledikleri zaman ne olacak? Hangisinin otoritesi hangisinin üstüne gelecek? Bir de tabii kurucu meclisin dinamikleri ve Sovyetlerin dinamikleri çok farklı. Çünkü Sovyetler toplumun hani üretiminde yer alan doğrudan işçi sınıfı, proleter karakterli yerler. Asker Sovyetleri de yine özellikle denizcilerin etkisiyle bu özelliğe sahip. Toplumun daha dinamik, üretken gücü. Ama geçici hükümetin hani evrensel oy hakkı gereği daha çok köylüler, taşlarının ağırlığını yansıtacak bir seçim. İşte Bolşevikler içerisinde burada da zaferli çıkacaklarına dair bir özgüven var. Özellikle SR'ler de bölünmüş durumda. Sol SR'ler de böyle bir oy getireceği hesaplanıyor. Ve buna binaen ciddi bir şekilde Lenin'in burada yalnızlaştığını söyleyebiliriz. Ve tüm Lenin'in itirazlarına rağmen inşallah hani bu bize bir karşı devrimle geri dönmeyecektir şeklinde bir söylemi vardır. Ve nihayetinde yapılan seçimler tabii facia bir sonuçla nihayetlerine erer. Çünkü gelen oylar şöyledir. 15,8 milyon oy SR'lere çıkar. 1,2 milyon da Ukrayna SR'si yapar. Yani toplamda 17 milyon gibi bir oy yaparken Bolşevikler sadece 9,8 milyon, yani 10 milyon oy aldığını düşünecek olursak seçimleri net bir şekilde kaybeder Bolşevikler. Menşevikler sadece 1,3 oy alırken sol SR'lerde yaklaşık %2,7 oy almaktadırlar. Yani topladığımız zaman SR'ler, yani Narodnikler %40 oy yaparken Bolşevikler ise %24 gibi bir oyda kalmıştır. Yine ona uygun olarak da 370 tane sandalyeye sahip olurken Bolşeviklerin 175 sandalyesi vardı. Sol SR'lerin 40 sandalyesiyle yine de tek başına iktidar olabilecek bir oy potansiyeline Narodnikler sağlamıştır. Ve şimdi ne olacak? Ve tabii bunun iki defa sosyolojik analizini yapmamız gerekiyor. Bu oy dengesine baktığımız zaman iki tane başkent var biliyorsunuz. Petersburg ve Moskova. Buralarda Bolşeviklerin oyu, Narodniklerin oyunun 4 katı. Yani büyük kentlerde, sanayi merkezlerinde Bolşeviklerin oyu çok rahat bir şekilde Narodniklerden önde. Ama köylere gittiğiniz zaman, taşraya gittiğiniz zaman orada tabii klasik köylü partisi olarak Narodniklerin köyleri yıllardır, uzun yıllardır iletişimde olmalarının bir etkisiyle ya da daha doğrusu Bolşeviklerin bu alanlarda komitelerinin olmamasının da etkisiyle diyelim. Buralarda köylüler bildikleri Narodnikler oylarını verdiler ve dolayısıyla da bir küçük burjuva bir parlamenter aritmetik açığa çıkmış oldu. Bu noktada tabii askerler arasında da mesela bakıldığında donanmada işte Kuzey Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde, yani bu büyük kentlerin ve proletaryanın yakındaki askeri garnizonlarda Bolşeviklere yine fark attığını görüyoruz. Ama daha taşra bölgelerindeki askeri birimlerde Narodniklerin galip çıktığını göreceğiz. Bu çerçevede tabii ilk 5 Ocak'ta kurucu meclis
toplantısı yapılır. 1918, 5 Ocak 1918'de ve orada Lenin'in yazdığı bir bildirge Sverdlov okur ve bu oylanır. Burada tabii yine o bahsettiğimiz aslında Ekim devriminin anlamları vardır. Yani o nedir? Emperyalist savaşın bitmesi, köylüye toprak dağıtılması, işçi üretiminde işçi kontrolünün sağlanması, ezilen ulusların kendi kaderini tayin hakkı gibi aslında Ekim devriminin yaptığı hamleler orada gündeme getirilir ve kurucu mecliste bu 136'ya 237 oyla reddedilir. Bunun üzerine Lenin der ki artık hani bu böyle bir şey izin veremeyiz. Çünkü bu hani sınıf savaşında hiçbir zaman meseleler oyla çözümlenmemiştir. Burada eski hani karşı devrimci bir politika güdülmektedir. Eski döneme geri dönüş vardır. Bu iki tanesi ikili iktidarı tekrardan kuramayız. Ve o yüzden kurucu meclis lağvedilecektir. Ve bu da tabii Bolşevik Parti içerisinde buna itiraz eden de olmadı. Durumun ciddiyeti gözükmüş oldu. Böylelikle biçimsel demokrasinin sınırlarına gelinmişti. Yani oy sandıkları, formal ilişkiler artık hani büyük, devasa problemler ve aslında dünyanın tarihini değiştirecek olaylar silsilesi içerisinde artık bunlara kimse kendisini bununla sınırlamayacaktı. Artık silahların konuştuğu bir devreye giriliyordu. Kurucu mecliste çoğunluğu olan narodik vekiller de bir süre sonra yavaş yavaş taşraya doğru çekilmeye, orada General Derikin'in, Kolçak'ın, Alekseyev'in, Korinov'un gibi generallerin kontrolünü gönüllü ordular oluşturmaya başladılar ve beyaz ordulara doğru kendilerini katlar. Yani artık saflar şekillenmişti ve ülke tam anlamıyla emperyalistlerine dahil olduğu iç savaşa doğru adım adım ilerliyordu. Bir sonraki bölümünde Brest-Litovsk Anlaşması'nı bir kırılma noktası olarak ele alacağız ve ardından destansı Kızıl Ordu'nun kuruluşu ve muzaffer bir şekilde iç savaşı yürütmesini ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra Rusya'daki tabii kırılma anlarının, yani bürokratikleşmenin, Rusya'daki devrimin kaybedilme dinamiklerinin nasıl yavaş yavaş şekillendiğini de iç savaş sırasında görmüş olacağız. Hoşçakalın.